Güney Amerika'nın tamamını kat eden İspanyol bir gezgin vardı ve yolda birçok antik uygarlık bölgesiyle karşılaştı. Bu yolculuğu 100 yıl sürmüştü. Birçok büyük antik şehre ulaştığını anlatmıştı ve onlardan bir tanesinin içerisinde İspanyollar da vardı. İnanılmaz şeyler keşfettim diyordu. Temelleri şamanistik olan esrarengiz kayıp bir medeniyetle karşılaştı. Bunlar ancak şimdi Kutsal Vadi'nin yüksek engebeli topraklarının derinliklerinde bulunuyorlar. Ollantaytambo'daki Güneş Tapınağı, antik bir mühendislik harikası olarak duruyor. Toprağın en ilham veren özelliği şüphesiz her biri onlarca ton ağırlığındaki devasa taşlardan oluşan altı monolitten bir araya getirildiğidir. Resmen esrarengiz bir duvardır. Bu devasa taşların modern teknoloji olmadan bu kadar yüksek bir yere nasıl taşındığının gizemi ise bilim adamlarını, tarihçileri ve arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Tabii bu monolitlerin anlatılması gereken daha birçok özelliği var. Belki de cevap dünya dışı ziyaretlerden biri olabilir. Birçoğuna göre cevap bu değilse uygun ve mantıklı bir açıklama yapılması gerekiyor. Ayrıca önemli bir soru daha var. Bu monolitler neden buraya getirilsin? Kütük silindirleri ve rampaların kullanımından insan ve hayvan gücünün katıksız işleyişine kadar birçok teori bulunabilir aslına bakarsanız. Kesin yöntemler, spekülasyon ve hayranlık konusu olmaya devam ediyor. İnkalar her ne kadar seleflerinin eserlerini tanıyıp onurlandırmış olsalar da ortaya çıkan şeyler arkeoloji kurallarına uymuyor. Buradaki kutsal vadide yer alan Güneş Tapınağı'nın keşfi birçok kişiyi aydınlatan yerel bilgelikle küresel bilimsel ilginin harmanlandığının bir kanıtı olabilir. İnka sitelerinden dünyaya açılan bu özel yerin modern farkındalığa yolculuğu 19. yüzyılda Ernest'le başladı. 20. yüzyılın başlarındaki keşif coşkusuyla önemli bir ivme kazanmıştı. Machu Picchu'yu 1911'de küresel anlamda gündeme getirmesiyle tanınan Hambingham gibi önemli şahsiyetler oldukça önemli bir rol oynamışlardı. Keşifte doğrudan yer almasa da buranın bulunması için zemin hazırlamadaki rolü kesinlikle yadsınamaz. İlk ayrıntılı anlatımlar 19. yüzyılın sonlarında Sir Clemens Markham gibi kaşiflerin çabalarından ortaya çıktı. Bu ilk kaşifler İnka yollarını ve bunların bağlantı yerlerini hayret verici bir şekilde belgelediler. Ollantaytambo'nun ihtişamı ve karmaşık taş işçiliğinde potansiyel önemi fark edilirken 1920'ler ve 30'larda daha kapsamlı keşif gezileri yapıldı. Hem Perulu hem de uluslararası ekipler restorasyon açısından paha biçilemez olacak ayrıntılı kayıtların oluşturulmasına yardımcı olan ilk fotoğraf tekniklerini kullanarak kalıntıları kataloglamak için olağanca çalışmışlardı. Graham Hancock şöyle söylüyor. Uzak bir geleceğe bilgi aktarmak istiyorsanız onu sadece yazmak akıllıca olmaz. Kayalarla bilgi bırakmalısınız. Bu tip kayaların on binlerce yıl hiçbir şekilde zarar görmediğini artık günümüz insanları bile biliyor. Senaryomuzun 10 bin yıl sonra 20. yüzyılın ortalarında başka herhangi bir kültür tarafından okunabilir olacağını nasıl bilebilirdiniz? Yani bunu o dönemlerde nasıl bilebilirdiniz? 1950'li yıllardan başlayarak arkeolojik ekipler özellikle 1960'lı yıllarda Amerikalı arkeolog John Rowe'un yönetimi altında kazılarında sıkı bilimsel teknikler kullanmaya başladılar. Ollantaytambo'yu İnka İmparatorluğu'nun genişlemesi ve dini uygulamalara ilişkin daha geniş bir anlatı içinde bağlamsallaştıran bu ekipler tapınağın taşlarının hizalanmasını analiz etmek için erken dönem fotoğraf ekipmanlarını ve daha sonra daha karmaşık görüntüleme tekniklerini kullanarak önemli teknolojik ilerlemeler kaydettiler. Bu tapınağın taşlarının hizalanmasını anlamak için belki de özellikle önemliydi. Burada bir soru ortaya çıkıyor. Bu tip megalitlerin içinde bir şey olabilir mi? İnka kozmolojisinde oldukça önemli olan gün dönümleri gibi astronomik olaylarla ilgili olarak yaz gün dönümünde güneşin tam olarak doğudan değil kuzeydoğudan yükseldiğini göreceksiniz. Kış gün dönümüne göre bunu hesaplamak zor değil. Doğunun güneyinde yerel topluluklar aynı zamanda Güneş Tapınağı'nın yeniden keşfedilmesinde ve anlaşılmasında da önemli bir rol oynadılar. Çünkü birçok gelenekleri hala devam ediyordu. Sözlü tarihleri ve nesiller boyunca aktarılan efsaneleri hala yaşıyor diyebiliriz. Tapınağın göksel hizalanmasından ve ritüellerdeki rolünden bahsediliyordu. Bu hikayeler çoğu zaman eksik olan şeyleri sağlıyor.
Sitenin işlevinin anlaşılmasına yönelik bağlantılar, belirli taş yerleşimlerinin önemini ve bunların astrolojiyle olan ilişkisini birçok durumda vurgulayan yerel hikayeler, arkeologları sitenin gözden kaçan veya yanlış anlaşılan belirli bölümlerine yönlendirdi. Örneğin, Güneşin Yolu efsanesi araştırmacılara yardımcı oldu. Kış gün dönümünde güneşle aynı hizada olan belirli mimari çizgilerin önemini tanımlamak ve anlamak, ileri uygarlığın bizzat şamanizmden ortaya çıktığı bu muhteşem manzaraya dair anlayışımızı daha da zenginleştirebilir. Aslında gelecek tarihlerde şamanizm konulu ayrıntılı bir video yapmakta fayda var değerli arkadaşlar. Kanalı takip etmeye devam edebilirsiniz. Olay Taytamba'nın büyüleyici özelliklerinden oluşan 6 monolitten bir araya gelen duvarı derinlemesine inceleyelim. Bu yapı İnka mühendisliğinin ve mimari becerisinin çarpıcı bir kanıtıdır. Her biri inanılmaz hassasiyetle oyulmuş 6 devasa taştan oluşmuştur. İşçilik o kadar titizdir ki taşlar arasındaki bağlantılar neredeyse görünmez. Sanki çok estetik ve ince bir çizgiyle ya da bir lazerle kesilmiştir. Bunlar çoğu zaman o kadar sıkı olduğu söylenir ki bu duvarın inşa sürecinde bir kağıt parçası bile araya giremediği tahmin edilir. Ki şu an bile hayret vericidir. Kesinlikle küçümsenecek bir başarı değil. Mühendisler nesiller boyunca sofistike taş işleme teknikleri kullandılar. Birkaç kilometre uzaktaki taş ocaklarından alınan taşlar karmaşık bir lojistik gerektiriyordu. Fakat aslına bakarsanız bu taşların neden buraya getirildiğini de düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca bu taşlar eğer ki bir yerden çıkarılıp buraya getirildiyse buna gerek yoktu. Çıkarılan yerde de bu tip bir antik eser yapılabilirdi. Buraya getirmeleri konusunda çok önemli bir sebepleri olması gerekiyor. Kesin yöntemler tarihçiler arasında tartışma konusu olmaya devam ederken, teoriler arasında kütük silindirlerin kullanımı ve bölgeye varmaları için önemli miktarda insan emeğine ihtiyaçları vardı. Bu taşlar diş budak taş işçiliği olarak bilinen bir teknik kullanılarak birbirine kusursuz bir şekilde uyacak şekilde büyük bir özenle yerleştirildi. Harca ihtiyaç duymadan taşların kesilmesini içeriyor. Bu sadece duvarın estetik ve yapısal bütünlüğünü aktarmakla kalmaz, aynı zamanda bölgede sık sık yaşanan depremlere karşı dayanıklılığını da arttırır. Jeolojik ve mimari ilkeleri anlamak böyle bir yapının inşası için oldukça önemli görünüyor. İnka inşaatçıları titizlikle seçilmiş, hava koşullarına karşı dayanıklılığı nedeniyle taştan yapılmış olması, duvarlara eklenen taşların stratejik hizalanması ve birbirine kenetlenmesi, yani stabilitesi etkili bir şekilde sismik kuvvetleri herhangi bir tek noktada yoğunlaştırmak yerine yapı boyunca dağıtılması, Güneş Tapınağı'nın gizemine katkıda bulunan çok önemli bir statüdür. Tamamlanmamış bir anıt olarak inşaat aniden durduruldu. Alet ve malzemelerin alanın etrafına dağıldığı kaotik bir sahnenin yaşandığı anlaşılıyor. Kısmen oyulmuş büyük taş bloklar hala alanın etrafında duruyor ve işin ani ve dramatik bir şekilde durdurulmasının canlı bir resmini çiziyor olabilir. Zaman içindeki bu anlık görüntü, İnka inşaat tekniklerini ve inşaat süreçlerini karakterize eden titiz planlamaya benzersiz bir pencere açıyor. Aslında bu çağlar boyunca korunan ve aktarılan bir bilgidir. Sanırım 6 monolitten oluşan duvarın büyüklüğünü gerçekten anlayabilmek çok çok önemlidir. Her bir taşın ağırlığını göz önünde bulundurun. 50 tona kadar olan bu ağırlık 10 büyük Afrika filinin veya birçok arabanın ağırlığıyla karşılaştırılabilir. Bu tür karşılaştırmalar yalnızca İnka inşaatçılarının yaratıcılığını vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda etkileyici mimariyi keşfederken mimari başarılarının gerçek ölçeğini kavramamızda yardımcı oluyor. Olay Taytamba'daki bir başka büyüleyici unsur da Güneş Tapınağı yakınındaki su aynalarıdır. Bu yansıtıcı havuzlar İnka'nın hem pratik hem de törensel amaçlarla doğal unsurları manipüle etmek için hazırlanmış eşsiz mühendisliğinin ve derin astronomi bilgisinin bir kanıtıdır. Aslında bu su aynaları vitrindir. Çevre konusunda derin bir anlayış. Bu su aynalarının tasarımı hem ustaca hem de amaca yönelikti. Tabanları düz, pürüzsüz taşlardan yapılmıştı. Yüksek oranda parlatılmış ve yansıtıcı özellikleri artırılmış. Bu havuzların kenarları hassas kesilmiş taşlarla kaplanmış ve bu suyun hareketsiz kalmasını sağlıyordu.
Bu aynaların birincil işlevi kritik tarım ve takvim dönemlerini belirlemede mühendislere yardımcı olan gök cisimlerini gözlemlemek ve elbette ki takip etmekti. Bu tür gözlemler mahsul, ekim ve hasat zamanlaması ve çeşitli ekimlerin tarihlerini belirlemek için hayati bir önem taşıyordu. Dini festivaller, törenler, ayinler, ritüeller için de kullanılıyordu. Bu su aynalarını inşa ederken ileri düzeyde hidrolik beceriler sergilediler. Yıl boyunca aynalara sürekli bir akış sağlayan karmaşık bir su kemerleri sistemi aracılığıyla yakındaki nehirlerden veya pınarlardan gelen suyu ustalıkla kanalize ettiler. Bu yetenek onların su yönetimi konusundaki derin ustalığını vurguluyor aslında. Aynaların işlevselliği açısından hayati öneme sahip olduğu bu su aynalarının önemi 20. yüzyılın sonlarında detaylı bir arkeolojik araştırma sırasında yeniden keşfedildiğinde yeniden gün yüzüne çıkmış oldu. Yüzyıllar boyunca aşırı bitki örtüsüyle kaplanmış ve enkazla doldurulmuş aynalar 1990'lara kadar büyük ölçüde bilinmiyordu. Aslında unutulmuştu. Yere nüfuz eden lazer ve radar çalışmaları, geleneksel kazı tekniklerini kullanan arkeologlar, toprakta bu yapıların ortaya çıkarılmasına yol açan anormallikler buldular. Onları restore etmek önemli zorluklar yarattı. Süreç, bitki örtüsünü ve kalıntıları zarar vermeden temizlemek için hassas prosedürler içeriyordu. Antik taş işçiliği uzmanları taş korumayla görevlendirildi. Orijinal İnka işçiliğiyle eşleşen malzeme ve teknikler kullanarak çatlakların onarılması ve eksik taşların değiştirilmesi, bu İnka su aynalarıyla Roma Impluvium su özellikleri arasında ilginç bir paralellik taşıdığı anlaşıldı. Her iki kültürde su içeren mimari özellikler kullanırken yağmur suyunu toplamak için tasarlanan Roma Antrium evlerinin merkezinde yer alır. Pratik amaçlar için su aynalarını ruhani ve astronomik uygulamalarına entegre ederek bunu bir adım daha ileri götürdü. Bu karşılaştırma Romalıların öncelikle ev içi kullanımından önemli ölçüde farklıydı. Bu karşılaştırma yalnızca farklı kültürler boyunca mimaride yansıtıcı yüzeyleri olan evrensel insan hayranlığını değil, aynı zamanda benzersiz mimariyi de vurguluyor. Bu tür özelliklerin belirli kültürel ihtiyaçları ve inançları karşılayacak şekilde uyarlanması oldukça önemlidir. Dünyanın birçok noktasında esrarengiz, gizemli ve bulunmayı bekleyen birçok bölge bulunuyor. Bunları sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz.